Hataylı inşaat işçisi Ramazan Dilaver ailesiyle yakalandı deprem felaketine. Binanın 5. katındaki evleri sarsıntıyla birlikte 1. katla birleşti. Çocuklarıyla enkazdan kurtulduklarında üzerlerinde hiçbir şey yoktu. O anda bir polis yaklaştı yanına ve Dilaver'e çıkarıp ayakkabılarını uzattı. İşte sonrası. Çok zor bir şey yani, anlatılmaz. Ayakkabım yoktu. Hiçbir şey, bir çorap bile yoktu. Adam ayakkabısını bize verdi. Hataylı inşaat işçisi Ramazan Dilaver işte deprem gecesi felaketi yaşadı. Bu arkadaki binanın 5. katında oturuyordu. Bir anda kendini ailesiyle beraber, 3 çocuğu ve eşiyle beraber 1. katta buldu. 5. kattaydınız. Aynen, 5. kattan 1. kata yetişeceksin. Sonra hemen koştum. Aynen, nasıl çıkacağımı bilmiyorum o korkudan. Çırılçıplak bir tane polis arkadaşımız, Allah razı olsun, adam ayakkabısını bize verdi. Ben dedim sen ne yapacaksın? Dedi ben çaremime bakarım dedi. Ben bulurum dedi. Sen al şunu, çocuklarını al. Kurtul dedi. Yani başka yere götür çocuklarını. İşte bu enkazdan ailesiyle birlikte sağ salim kurtulmayı başardı Ramazan Dilaver. Sonrasında buraya çıktılar ve bu noktada bir polis memuru gördüler. O polis memuru kendi polis ayakkabısını çıkardı ve depremzede Ramazan Dilaver'e verdi. Çünkü onun ayakları çıplaktı deprem esnasında. O polis memuru aslında sadece ayakkabılarını değil, gönlünü, yüreğini, umutlarını da verdi ona. O ayakkabıyı hala çıkarmamışsın. Hayır, kesinlikle. Sabah giyerim, akşama kadar. Akşam oldu mu siliyorum, koyuyorum dışarı mesela. Sabah giydim mi yine kendisini. Başka daha 50 gün oldu. Aynen bu ayakkabıyı giyiyorum. Hiç değiştirmiyorum yani, yedeğim de yok. Hep bu ayakkabıyı giyiyorum. Vefalı depremzede teşekkür etmek için şimdi her yerde o polis memurunu arıyor. Siz o polisi mi arıyorsunuz? Aynen o polisi arıyorum. Yani yüzünü görsek tanırdık kendisini ama işte daha bulamadık. Yani. Bulunca ne yapacaksınız? Valla çadırıma davet edeceğim. İnşallah iftarımızı beraber açacağız. Vefa borcu mu? Aynen, vefa borcumuz var. Allah razı olsun kendisinden. Allah eksik etmesin kendileri başımızdan. Ama inşallah bulacağız kendisini. Ümidimiz o.